Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Soru soranlara bak abi, delireceğim diyen oldu mu aranızda? Evet. Aynılarını size yazacaklar. Merhaba Oğuzhan. Buyurun. Mevzular açık mikrofona. Hoş geldiniz. Babala TV'desiniz. Işık evlerine kaç yaşında girdiniz? Hangi eylemleriniz sonucu cemaatin yurtlarında ders verecek rütbeye ulaştınız? Hiçbir şekilde alakam olmamıştır. Hiçbir yerde benim FETÖ terör örgütüyle ilgili olumlu bir açıklamam söz konusu değildir. Sayın Davutoğlu, Türkçe olimpiyatlarının 10.sundaki konuşmanızı izlemenizi tavsiye ederim. Sadece Türkçe öğreten öğretmenlere teşekkür ettiğim bir konuşmadır. Asla FETÖ ile ilgili tek bir ifadem yok. Başta muhterem Hoca Efendi olmak üzere tüm öncülere selam Hayır, olsun. Hayır, Hoca Efendi yok o ifade. Ben o konuştuğumu bilirim. Sadece Türkçe öğretenlere teşekkür ettim. Başta muhterem Hoca Efendi olmak üzere bütün öncülere de selam olsun. Teşekkür ediyorum. Sayın Davutoğlu, bir şey söyleyecek misiniz bununla ilgili? Ümit Özdağ ile Babala TV'de karşı karşıya gelip bu konuyu tartışma cesaretini de gösterebilir misiniz? Ben bunu merak ediyorum. Dünyada herkesle tartışırım. İnsani ve milli bir konuyu istismar eden bir siyasetçiyle kullandığı üslup gereği bakarım. Benim üzerimden kimse film yapamaz. Ben Ümit Özdağ'a sordum, siz dedim Davutoğlu ile böyle bir programa çıkmayı Babala TV'de kabul eder misiniz dedim. Seve seve kabul ederim dedi, fakat kendisinin o kadar cesur olduğunu düşünmüyorum. Ya bütün cesaret ona ait öyle mi? Teşekkürler. Konu kişisel tartışmaya girdi. Yalnız Ümit Özdağ abim veli, ben Süleyman Soylu değilim öyle sataşacak. Verdim mi aklını verdim. Sayın Özdağ burada olmadığı için bu konunun daha fazla uzaması da doğru değil. Siz açıklama yaptığınızda ben konuşursam yer yerinden oynar demiştiniz. Bütün sosyal mecralarda hep bu konuşuldu. Sonra açıkladınız. Yer yerinden oynamadı mesela. Bu sizi rahatsız etti mi? 2010 yılında sizin boynunuza Amerikalılar tarafından Amerikan madalyası takıldı. Bir Türk boyuna Amerikan madalyası mı takar yoksa zülfikar... Mesela Oscar verseler bunu almayayım mı? Güzel olsan. Ülke kaynaklı 30 kat trilyonu yeraltı zenginliğimizi işletmediniz ve hedef 2023 dediniz. Neler oluyor, bir dakika dur. Bir tek güneyi yapın. Kurban olduğum anlaşılmıyor, o yüzden söylüyorum. Bir saniye sakin. Çocuklar affedersiniz taharetini bile düzgün bir şekilde yapamıyor. Siz bırakın bunları yani, siz ya sizin ekonomik bir teziniz var mı? Kaynağınız nedir? Bunları konuşun bize. Sayın Davutoğlu, siz benim karşımdasınız ve ben şeref duyuyorum sizi karşımda görmekten. İnanılmaz bir grafiğim var ya. Ali Babacan'ın geçtiğimiz günlerde Ergenekon ve Balyoz kumpasları hakkında yargılama süreci bitmeden biz bir şey diyemeyiz. Hepsinin yargılanıp ondan sonra bir şey diyebiliriz sözlerine katılıyor musunuz? Gerçekten Cumhurbaşkanı iddia ettiği gibi masa altında HDP var mı? Açık ve net ifade ediyorum. Şu anda altı masada HDP yok. Yani Türkiye'de üniversiteye girmek çok zordur. Ama Suriyeliler başvurursa giriyorlar. Girer. İmtihan yapmayız. Türkleri imtihan yapıyoruz, Suriyelileri yapmıyoruz. Bir dakika, bir dakika. Cevabı var bunun. Ve Araplar geldikçe görüyorlar ki İstanbul onların şehri. Bir en Arap kenti oldu. Kahire'de Türklerin Araplar şehri. Araplar Türkiye'yi işgal edecek. Kahire'de tabii bu güzel bir işgal. Buyursunlar bütün Araplar, bütün şehirlerinde geliyorlar. Bak, Almanlar, Ruslar geliyor, rahatsız olmuyorsunuz da Araplar geldi mi rahatsız oluyorsunuz yani. Onlar en azından geri gidiyor diyorlar. Evet. Sakin olun. Hepimiz gerildik. Çok geç oldu, çok yorulduk. Oğuzhan, buraya kokoreç getirsek de hep beraber yesek ne dersin? Aa, ben patladım değil mi şu an? Bizim ikramımızdır ha. Efendim? Bizim ikramımız. Benim olmaz ya. Bravo! Bravo! Ya keşke kola söyleseydik. Masadan Sayın Mansur Yavaş çıkmayacaksa bence hiç parlamenter sistem hayalleri kurmayalım. Teşekkürler.
siz ve Sayın Babacan Abdullah Gül'ün aday olmasını istiyormuş. Kılıçdaroğlu beyefendi kendisi aday olmak istiyormuş. Meral Akşener Mansur Yavaş'ı istiyormuş. Herkes birini istiyormuş ve masada bir türlü bu yüzden... Olsan net cevap verim. Külliyen derdi eskiler bütümüyle sadece dedikodundan ibaret böyle bir tartışma söz konusu olmadı. 2014 yılında Dışişleri Bakanı olduğunuz dönemde bir toplantı ortamının ses kayıtları internet ortamına düştü. Kim düşürdü? FETÖ düşürdü. FETÖ'ye karşı verdiğimiz mücadele sebebiyle düşürdü. Amerikan ajanlığı dolayısıyla düşürdü. Tamam. FETÖ'nün gayrimeşru olarak yaptığı bir dinlemeyi... Tamam, ben devlet orayı... devlet her şeyi konuşur. Devlet mahremiyeti içinde. Sorum şu. Önceki veya sonraki toplantılarda başka yerleri de patlatma kararları aldınız mı? Bizleri aydınlatırsanız sevinirim. Başbakanlığın döneminde Suriye'de tek bir Mehmetçik şehit düşmedi. Dışişleri Bakanı'nın Genelkurmay Başkanı MİT Müsteşarı'nın yaptığı toplantıyı bu şekilde dinleyen o hain çete yurt dışındaki işbirlikçileriyle Türkiye'ye bir tuzak kurdu. Sen bana Türk askerini mantar gibi görüyorsun dersen ben asla kabul etmem. Asla. Yani kolay değil o kadar olmuş. Tamam, tamam. Arkadaşlar birazcık gerildik. Yasa dışı yollarla elde edildiğini hepimizin kabul ettiği bir ses kaydını külliyen inkar etmek başka bir şey. Bu konuşmanın önü arkası farklıdır. Böyle bir konuşma vardır demek başka bir şey. Sıfır noktasında bulunmanızdan dolayı elbette şahit olduğunuz yolsuzluklar ya da hiçbirimizin kabul etmeyeceği olaylar vardır. Sedat Peker mesela çıkıp videolar çekmeye başladı. Siz de çıkıp mesela şu isim şu yolsuzluğu yaptı, bu isim bu hakkı yedi, bu isim şunu yaptı deyip bir açıklama yapacak mısınız artık? Bazı şeyleri unutuyorsunuz. Bir doktora görünmenizi tavsiye ederim. Niçin? Hafıza kaybı yüzünden olabilir yani. Yok ya, hafızam iyidir. Deminden beri verdiğim rakamlara bakarsan sen hafızanı bir kontrol etsen iyi olur. Cezaevlerindeki birçok mahkumu Suriye'deki terör örgütlerine destek için gönderildi hakkında mutlaka bilginiz olduğunu da biliyoruz. Belki Türkiye'de... hatırlamıyordur. Çünkü Yusuf Kayaalp yollamış soyu. Sosyal mecralarda sevilen arkadaşlarımız. Burada mı Yusuf? Bak Oğuzhan. Cevap vermek zorunda değilsiniz. Bana soru soracak olan buraya gelir gözümün içine bakarak sorardı. Ne olur alma. Böyle videoyla soru almayalım. Gelir gözümün içine baka baka sorsun. Anladım. Pekala. Bana soru sormak için buraya gelmeyecek. Beyefendi oradan sor. Kim biliyor? Yurt dışında olanlar da var çünkü. Gelemeyenler var. Yok. Bu gençlerin hakkını yedirmeyelim. Buraya gelseler emin olun çıkışta alırlar onları. Sen de ama... emin ol onları alsınlar, ben de onlarla birlikte giderim emniyetine. Bu ilkesel bir mesele. Yani. Soru yollayan arkadaşlarımız Yusuf Kayaalp, Erlik ve Solcu Gazete ekibi. Videolarınızı elbette yayınlayacağım ama Sayın Davutoğlu varken yayınlamayacağım. Az önce Suriyelilerin Türkiye'nin en iyi okullarında okuyup yurtlarında kalmasının ne kadar doğal olduğundan bahsettiniz. Ben Türkiye 675.yim ve o yurtlarda kalamıyorum. Türk gençliğinin hak ettiği değer bu mu? Teşekkür ederim. Kamera arkadaşımızı çekiyor değil mi? Sen Türkiye kaçıncısı oldun? Sözel'de 191, eşit ağırlıkta 675. Ve şu anda yurt bulamıyorsun. Evet, yurt bulamıyorum ve ailem de milyoner değil benim. Çünkü bütün siyasi partiler izliyorlar şu anda, aktif görevde olanlar da izliyorlar, duysunlar yani. Ben Şiar, Diyarbakır'dan geliyorum. Hoş geldin. Sayın Davutoğlu, AK Parti giderse Beyaz Toroslar geri gelir söyleminiz arşivlerinizde bulunmakta. Kürtleri yok sayma, Türkleştirme ve gerekirse yok etme politikaları halen devam etmektedir. Ha, Beyaz Toroslara cevap vereceğim de bunun benimle ne alakası var Allah aşkına? Ama sonuna kadar dinleyin. Ben de dinleyeceğim söz. Bak başla. Tamam o zaman. Ha, tamam bari. Öyleyse tamam. Siz kendinizi güçlü başbakan, Binali Yıldırım'ı da güçsüz bir başbakan olarak görüyor musunuz? Ben yüksek profilli başbakanım, o düşük profilli başbakan. Ben demedim, onlar dedi. Efendim Süleyman Soylu'yu çağırıyorum. Sürekli her gün telefonda çağırıyorum. Nasıl? Arkadaşlarımı hükümete eleştiriyorum telefonu normal hattan. Öyle konuşunca gelir belki. Gerçekten sizin karşınıza çıkmak cesaret gerektiriyormuş. Güzel bir şey cesaret. Ne güzel, heyecan bitmiyor olsan. Soru sormayanlar kimler? Hadi bakalım.